talep ediyorum. İnşallah öyle geçecek bu toplantımız. Masanın etrafında bulunan herkes, başta Türk ekonomisi için, Türk özel sektörü için ve reel sektörün bu önemli dönemde, bu durağan döneminde reel sektörü biraz daha harekete geçirebilmeyle alakalı elini taşın altına koymuş taraflardan oluşuyor bu masanın etrafında oturanlar. Bizler de Tekirdağ Ticaret Odası olarak başta Süleyman Paşa ve Şarköy'ün adlı ilçelerimize, üyelerimize hizmet veriyoruz. 6000'e yakın üyemiz var. Bunların içerisinde faal olanlar var, askıda olanlar var. Sanayiciler, orta ölçekli esnaflar, KOBİ'ye varıncaya kadar farklı farklı sektörlerde, yaklaşık 150 farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelerimiz var. Bugün 4 bankamızla önemli bir işbirliğini açıklamış olacağız basınımıza, üyelerimize. Tabii 4 bankamız Ziraat Bankası, Halk Bankası, Deniz Bank ve Vakıflar Bankası. Aslında Türkiye geneline baktığımızda bu uygulamada Ziraat ve Vakıflar Bankası'nın katılım bankaları da var. Ancak bizim görev sınırlarımız içerisinde Ziraat ve Vakıf Bankası katılım bankaları olmadığından dolayı biz 4 bankamızın şubeleriyle işbirliği yaparak üyelerimize destek olacağız. Bu anlamda geçen yıl yapmış olduğumuz Top Nefes Kredisi lansmanında Tekirdağ Ticaret Odası olarak üyelerimize 35 milyon lira civarında yaklaşık kredi kullanma olanağı sağlamıştık. Ancak bu dönemde başta bankalarımızın destekleri, başbakanımızın, ilgili bakanlarımızın, yine top başkanımızın çalışmalarıyla bu dönem bir farklılık var. Daha önce 10 kat olan bankalarımızın desteği bu dönem 15 kata çıktı. Bu da bizim üyelerimize daha çok finansman sağlama olanağı yaratmış oldu. Dolayısıyla Tekirdağ Ticaret Odası olarak bankalarımızla birlikte Türk Yolları Borsalar Birliği'nden Tekirdağ Ticaret Odası için aktarılacak kaynakla birlikte ben tahminen 47 milyon 500 bin lira civarında Tekirdağ Ticaret Odası olarak üyelerimize kaynak kullandıracağımızı hesapladık. Bu arada basınımızda buradayken üyelerimizi de doğru bilgilendirmek anlamında biz bu kredi koşullarının içerisinde sadece üyelerimize Top Nefes Kredisi faaliyet belgesi vererek Top Nefes Kredisi adı altında ibareyi kullanmış olacağız. Diğer taraftan hiçbir üyemizin kredi kullanımı ile alakalı destekçisi ya da ricacısı olma şansımız yok. Bankalarımız bütün işlemleri neyse onları yapacaklar. Ancak 31 Mart'ta İzmir'de yapılan finansman açıklamasında Başbakanımızın da söylediği gibi bankalarımız bu dönem biraz daha rahat hareket edecekler diye düşünüyorum. Çünkü bu kredilerin garantörü KGP. Dolayısıyla bu dönem bu kredilerle alakalı çok daha fazla üyemizin yararlanacağını düşünüyorum ben. Kaldı ki bir önceki döneme göre hem vadesinin uzunluğu, ilk 6 ayının ödemesiz olduğu, vadenin 18 aya çıkması, bugünkü kredi oranlarının koşullarıyla Top Nefes Kredisi'ndeki kredi oranının düşüklüğü arasında çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla bu yapılan çalışmanın başta Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın üyelerinin büyüme yolculuğuna yeni bir soluk getireceğini ben düşünüyorum. Hayırlı olsun. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası bölge içerisinde üyelerine en büyük kredi hacmini yaratan kuruluşlardan bir tanesi olmaya yine devam ediyor.
Tabii biraz önce çok kıymetli müdürlerimiz var, dört bankamızın. Kendileri de burada. Hem basınımızın belki soruları olabilir. Kendilerinin de tamamlamak anlamında bizlere katkısı sağlayacağı söylemler olabilir. Ben şube müdürlerimizin, bölge müdürümüzün, basınımızın, Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımın toplantıya katılmış olmalarından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Formatımızda da yine böyle sağ baştan devam edelim.